gol, gol, işte gol, 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 gol. Lan, nereye bakıyorsun sen? Hayır efendim ben... Hiçbir yere bakmıyordum. Bakmıyor musun? Karımın göğüslerine bakıyordun. Öyle değil mi? Roberto neyin var? Kafanda bir şeyler kurmayı bırak. Ah, hiçbir şey olduğu yok. Sakin ol baba, yanlış anladın. Bir şey olmadı, tamam sakin ol. Bir şey olmadı mı? Ne diyorsun, kapa çeneni. Arkadaşını bir daha evimde görmek istemiyorum. Hemen gönder onu. Baba neyin var senin? O benim arkadaşım. Ne diyorsun sen? Benimle nasıl konuşuyorsun? Saygılı olmayı öğren. Hemen gönder bunu. Tanrım. Duymadın mı? Sana diyorum, çık git evimden. Aşkım, ben işe gidiyorum. İyi çalışmalar tatlım. Juan, nasıl girdin? Oğlum nerede? Düştüm ben. İçecek bir şeyler alır mısın? Hadi biraz keyfine bak. İçeceği getireyim. İşte meyve suyun. Ama neden bu kadar gerginsin? Anlayamadım. Masaj yapayım mı? Rahatla, rahatla. Ah, kolların ne kadar güçlüymüş. Oğlum, oğlum geldi. Gidelim, hadi saklan. Yatağın altına gir. Çabuk ol. Oğlum geldi. Hızlı ol. Şşş. Merhaba anne. Nasılsın? Merhaba oğlum. İyiyim. Sen nasılsın? İyi anne. Seninle arkadaşıma olanlar hakkında konuşmak istiyorum. Bence konuşmalıyız. Tabii oğlum, söyle. Sana anlatma fırsatım olmadı ama bence babamın biraz abartılı olduğu doğru. Yalnız biraz garip bir şey fark ettim.
Oğlum, babanı tanıyorsun. Juan mı tuhaftı? Neden, sana bir şey mi dedi? Evet. Her zaman senden ve sorunlarından bahsediyor. Ayrıca sen de bir şey demedin ve ona nasıl baktığını gördüm anne. Oğlum, yani arkadaşından hoşlandığımı mı düşünüyorsun benim? Saçmalama. Bana biraz saygın olsun. Hemen kuzeninin yanına git. Seni görmek istemiyorum. Evet, doğru. Kuzenimdeydim ama bunu bir tek bilen kişi Yuan'dı. Bunu nereden biliyorsun? Ah, sadece öyle hissettim. Kuzeninin yanına git dedim. Hemen, hadi. Evet. Oğlum. Oğlum, lütfen kendine gel. Oğlum. Oğlum, lütfen. Oğluma nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Pislik seni. Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu fırsatı kaçıramam yani. Benim olacaksın. İstesen de istemesen de. Bırak beni. Bırak. Ne oluyor burada lan? Sen karıma mı dokundun? Alo, polis mi? Lütfen yardım edin. Evimde deli bir adam var. Adres şöyle. Memur bey, götürün bunu hemen. Yaptığın davranışların hesabını vermek için hemen şimdi benimle geliyorsun. Yürü hadi. Al oğlum. Sana su getirdim. Teşekkürler baba. Anne, Juan neden buradaydı? Neler oluyor burada? Oğlum, aşkım, lütfen beni affedin. Ne yaptığımı gerçekten bilmiyordum. Ama yemin ederim ki o çocukla aramda hiçbir şey olmadı. Aslında babanla aramızda kriz gerçekleştiği için yaşandı oğlum. Ama ikinizi de çok seviyorum ve sizi kaybetmek istemiyorum. Seni anlayamıyorum anne. Aranız gayet iyi. Babam seni çok seviyor. Sorunlar olabilir ama sadece konuşmanız gerek. Ama bu geçici ve buna değmeyecek bir adam için her şeyi bir kenara atman çok anlamsız gelmiyor mu sana da? Biz güzel bir aileyiz. Evet oğlum, biliyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Ama yine söylüyorum. O çocukla aramda hiçbir şey yaşanmadı. Seni seviyorum oğlum. Seni de aşkım. Hatamın farkındayım ama lütfen, ikiniz de benim ailemsiniz. Ve sizi kaybetmek istemiyorum ben, lütfen. Aileme zarar vermek istemiyorum. Tamam anne, hepimiz hata yapabiliriz. Ama ne de olsa aileyiz, seni destekliyoruz. Ve seviyoruz da. Aşkım, merak etme. Sakin ol, seni affediyorum. Bu hayatı siz olmadan hayal edemem. Sen hayatımın kadınısın çünkü. Dürtülerin seni sürüklemesine izin veremezsin aşkım.
lütfen bu deli çocukla aranda bir şeyler yaşanmış olabilir, tamam. Umarım dersini almışsındır hayatım ve sen de oğlum. Umarım tüm olanlardan dersini almışsındır. Bak, bu hayatta arkadaşlarını iyi seçmelisin. Tanrı'ya şükür sana bir şey olmadı. İyisin. Annen de öyle. Hep beraber yeniden güçlü bir aile olacağız. Sizi seviyorum. Teşekkürler aşkım. Teşekkürler oğlum. Sizi baştan çıkartan kişilerin evinize, hele ailenize zarar vermesine izin vermeyin. Bu da Tanrı'nın dikkate alınması ve değer verilmesi anlamına gelir. Bunu kırılmaz hale getirmek sizin elinizde.